Herkese selamlar dostlar 25 Eylül Cumartesi iddia tahminleri ile hepinize selamlar Toplamda 12 tane mücadele var işlerinde hem sürpriz tahminler hem ideal tahminler var Videonun sonunda da sizlere 2 oranlık 2.05'lik bir kombin önerisi yapacağım İsteyenler kombin önerisini de değerlendirebilirler Toplamda 12 tane mücadeleyi sizlere değerlendirdim burada Ondan önce hemen bakalım 23 Eylül'de nasıl geçti kombin önerimiz nasıl geçti Şöyle ekranda da gördüğünüz üzere Günün kombinesi olarak sizden önermiştim. Fenerbahçe'nin atacağı 2 gol, Roma'nın atacağı 2 gol şeklinde önermiştim. Toplam oranı 2-0-4 gibi önermiştim. Fakat Roma burada 2 tane gol atamadı. Maç sonu 1 verseydik eminim ki Roma 3-2'ye inilirdi. 2 i̇ki gol atardı fakat. Ev sahibi 1.5 üstelik gelmedi. O da 1 golle bitti. 1-0 taraf alsaydık gelirdi. Fakat ben taraftan ziyade ev 1.5 üstlere gidiyorum artık. Fenerbahçe'nin 2 golüyle Roma'nın geldi. Başarısız oldu. 23 Eylül'de kombin önerimiz gelmedi arkadaşlar. Ondan sonra baktığımız zaman da ekranda tekrar gördüğünüz üzere yüksek oran grubunda bir öneri yapmıştım ben. 5.90'lık bir öneri. Napoli maçının kornerine, Herakles maçına 2.500, Fenerbahçe maçına 2-3 gol, Celtic maçına ev sahibi 2 yarıyı da kazanır şeklinde önermiştim. Sanırım Celtic maçını YouTube'da da vermiştim. O da geldi zaten. Onun dışında ekranda gördüğünüz üzere yüksek oran grubumuzda da böyle bir oran tutturduk. 5.90 çok fazla yüksek değil açıkçası. Fakat böyle biraz daha 10, 20, 7, gibi oranlar da veriyorum. Keza zaten 2000-3000 oranlı skor denemelerimizde yüksek oran gruplarımızda sürüyor. Onun dışında tekrar ekranda gördüğünüz üzere 22 Eylül gece kuponu başarılı şekilde geldi. Flamengo maçına maç sonu 1-1.5'lu şeklinde verdim. Revolut'un mücadelesine de KG var şeklinde önermiştim. 1.86'lık 22 Eylül gece kuponu başarılı bir şekilde geldi. Onun dışında dün 23 Eylül de gece kuponu yaptım. Fakat tek maç olarak önerdim bu mücadeleyi. Penarol ile Paranense oynayacaktı. Ben iki son maçlarını takip etmiştim. 3-2 geçmişti. Muazzam bir tempo vardı. Yine aynı şekilde tempolu geçmesini bekliyordum. 2-1'lik bir skorla bitti zaten. Deplasman galibiyeti. KG var olan 2 0 -5'ti. Ben kaçırmadım yani. Katıl destekçi arkadaşlarımız da burada. KG var olarak 23 Eylül gece kuponu olarak tek maç olarak 2 orandan kazandık. Kazanan arkadaşlarımızı tekrardan tebrik edelim. Gelelim maçlara geçelim. İlk mücadelemiz Sivas Spor Gaziantep mücadelesi pardon Sivas Spor Karagümrük mücadelesi. Ondan önce arkadaşlar sizden ricam videoya güzel seviyelerde like atarsanız artı 500 seviyesine geçersek cumartesi olmasından dolayı daha çok izlenme alacaktır mutlaka. Hemen 2 saniyenizi ayırıp like atarsanız benim için değerlidir. Emeğe karşılığı olarak da görebilirsiniz. Teşekkür ederim. Like atan elleriniz dert görmesin diyerekten geçelim. Sivas Spor Karagümrük mücadelesi. Karagümrük'ün son maçını izleyenler çıldırmıştır. Televizyonu da kırmıştır muhtemelen. Hatta telefonunu da duvarlara vurmuştur diyeyim ben size. Karagümrük o kadar çok pozisyonlar kaçırdı ki. Katıl Telegram grubumuza, ben de onu e, videosunu çekerek attım zaten izlediğim izlediğim maçlarını şöyle göstereyim. Hatta kaçan pozisyon kaç yazmış ona bakacaktım. Da. bakın. 6 tane. Ben 6 gördüğümü hatırlamıyorum uzun zamandır böyle. Boş kaleyi atamadı özellikle birkaç tane pozisyonda. Yani dediğim gibi telefonu, bilgisayarı artık nereden izliyorsanız kara gümrüğü oynayanlar veya golüne girenler mutlaka kırmıştır diyorum. Ben yani inanılmaz bir pozisyonlar kaçtı. Maçın başından sonuna kadar çok fazla pozisyon kaçırdı Karagümrük. Ya ben o kadar pozisyonun bu sefer kaçacağını düşünmüyorum. Karagümrük'ün burada Sivas deplasmanında gol atacağını düşünüyorum arkadaşlar. Karagümrük'ün golünü ben zaten geçen en son oynadığı Antalya maçında kafama yazmıştım. Dedim ki bu takım kimle oynarsa oynasın mutlaka gol atar diye düşünüyorum. Sivas deplasmanına gidiyor. Sivas'ta kendi evinde daha baskılı ve biraz daha önde oynayan takımlardan bir tanesi. Son mücadelesinde de 1-0'lık deplasmanda Malatya galibiyeti aldı Sivas Spor burada. Ben kendi evinde de gol atmasını bekliyorum. Kendi evinde Rıza bayın öğrencileri biraz daha baskılı olduğundan dolayı burada Sivas Spor'un golü de mutlaka gelir diye düşünüyorum. Yani bir birlik bir skor çıkabilir. Günlük mücadelesi olduğu için belki taraf oynamak sıkıntı ama benim yüksek oran önerim olarak bu mücadele. Bir maç sonu sıfırda denemesi 2.95 gibi orandan yapabilirsiniz arkadaşlar. Geçiyorum bir diğer mücadeleme. İdeali fakat KG var onu da belirteyim. 1.66 gibi orandan KG varı anlattım. Anlattık anlattık. Bahsi söylemedik. KG varı 1.66'ını öneriyorum. Yüksek oran sistem isteyenler ise maç sonu 0'ı değerlendirebilirler. Geçelim bir diğer mücadelemize. Chelsea ile Manchester City mücadelesi. Gerçekten zor bir mücadele. Bu ikili zaten her iki teknik adama baktığımız zaman da birbirlerinin açıklarını Dan ziyade birbirlerinin ne kadar çok kapattıklarını çok fazla bariz bir şekilde ortada yani. Her iki takımda birbirine mutlaka çok iyi çalışmıştır diye düşünüyorum. Çok fazla gollere sahne olur mu sanmıyorum arkadaşlar. Bir tane yüksek oran denemem var bu mücadeleye. isterseniz ilk başta yüksek oranı önereyim ben sizlere. Daha çok arkadaşlar kanatlara oranla Kanatlara baktığımız zaman da kanatları daha çok kullanan takım bence burada Chelsea takımı. Kanatlardan veya daha fazla şut denemesi yapan özellikle ilk yarıda erken gol bulmazsa Chelsea takımı burada. Yüksek orandan sizlere en çok korneri birinci yarıda Chelsea kullanır diye düşünüyorum. Onun da oranı 2-22 gibi bir oranı var. Ben burada dediğim gibi Chelsea'nin biraz daha baskılı oynamasını bekliyorum. Manchester City de aynı şekilde kapatacaktır. Chelsea biraz daha kanatlara itecektir. Chelsea ilk yarıda golü bulursa bakın Kornerde önemli olan şu. Geride olan takım daha çok korner kullanır genellikle. Çünkü baskı o tarafta olacaktır. Ben de Chelsea'nin ilk yarıdan kendi evinde biraz daha basacağını umarım golü erken bulmaz ki erken bulmazsa bu korner bahsi gelebilir. En çok birinci yarı en çok korner Chelsea'yi sizlere öneriyorum. Değerlendirmek isteyenler bu da tekli bir öneri yapabilirler, oynayabilirler. İdeal bir tercih olarak da arkadaşlar 2-3 gol bandında bitmesini bekledim mücadelelerden bir tanesi. Çok fazla gol olacağını düşünmüyorum. Aslında bu maça e, bahis almayacaksın, tadını çıkaracaksın. Gerçekten muazzam bir mücadele olacaktır. 2-3 gol tercihi bence bu mücadele gider diye düşünüyorum. İdealden olarak düşünüyorum. Onun da oranı 1.70 zaten. Çok güzel orandan değerlendirebilirsiniz. United'la Aston Villa mücadelesi. Aston Villa'nın son mücadelesini ben takip etme şansım oldu. Everton mücadelesini. Keza Chelsea maçını da izledim. Zaten ben sizlere önermiştim. Chelsea maçında çok fazla pozisyon kaçırdı. Aston Villa'nın burada kendi evinde zaten 2 gol atması bile çok fazla normal olacaktır diye düşünmüştüm ki keza attı da 3-0 aldı. Orada Everton tarafından gol gelmemişti. United'da oynayacaklar. United belki bu mücadelede ufak bir rotasyona gidebilirler. Ronaldo'yu belki oynatmayabilirler. Hafta içinde mücadele oynadılar fakat ee, bir West Ham mücadelesi oynadılar. Mağlup oldular. Burada Şampiyonlar Ligi mücadelesi var 29'unda. Villarreal ile kendi evinde. Ama burada Premier Lig'de önemli. Ben Aston Villa'nın da United Kalesi'nde gol bulabileceğini düşünüyorum açıkçası. Oynadığı takdirde o oyunu sürdürürsek keza ben böyle büyük takım Aston Villa böyle Liverpool'a, United'a, City'ye karşı gerçekten güzel futbol sergiliyor. İstekli futbol sergiliyor. United'a karşı gol bulmasını bekliyorum o yüzden. Aston Villa'nın golünü yazdım. United'da zahmet olmazsa kendi evinde atarsa güzel orandan 1.65 gibi yüksek bir orandan karşılıklı gol var tercihini alabiliriz diye düşündüm. Değerlendirmek isteyenlere bol şans diyerekten geçeyim. Caselu ile Saint Pauli mücadelesi arkadaşlar. Pauli'nin ben son mücadelesini izleme şansım oldu erken mücadele olduğu için izledim. Hatta ev sahibi 1.500 şeklinde 1.47 gibi oranlarla canlı bahis girmiştik. Oranını bile Atılıyorum 0-0 iken girdik. 4-1 galip geldi. Çünkü maça çok hızlı başlamıştı. Paulo takımı deplasmanlarda çok fazla iyi iş çıkartamıyor genellikle. Fakat son maçında 4 tane gol atmasın. Biraz daha motive olursun herhalde diye düşünüyorum ben burada. Deplasmanda artık bir farkındalık yaratır diye düşünüyorum takım. Bakın hatta deplasmanda oynadığı maçlarda 3 maç oynadı. Bir tane attı. 4 tane yedi. 17. sırada. Deplasmanlarda iyi bir takım değil açıkçası. Fakat son maçında gerçekten takip ettiğim için söylüyorum. Bana iyi bir görüntü verdi. Bence bu mücadelede Power takımı gol atabilir. Diye düşünüyorum. Ev sahibine baktığımız zaman da hücum hattında tek başına Hoffman şeklinde oynuyor. Arkada bir tane de Çinli var. Koyu mu ne? Bir tane adam var. Koyu Çen mi ne? Öyle bir şey. Onunla ikisi gerçekten güzel anlaşıyor. Ben de yine mücadelesini seyrettiğim için söylüyorum. Son mücadelesi değil de Kiel mücadelesini seyretmiştim ben. Orada Hoffman'ın hatta şöyle gösterelim de yalancı çıkarmasınlar bizi. Bakın Hoffman zaten burada attı. Burada da zaten aa dediğim adam. Hoffman'la iyi anlaştıklarını söyledim. Koyon Krok'muş bakın. Çinli bir tane adam. Çekik adam. Çinli mi onu da bilmiyorum. Her neyse. Yani ev sahibi burada gol atması muhtemeldir. O Hoffman'la o Çinli'nin çekiğin Lan, lanet gelsin Çinli'ye de çekiye de. İyi anlaşmasından dolayı ben burada ev sahibinin de golünü bekliyorum. Paul de son maçta beğendim. Yine KG Vara yöneldim bu mücadelede. Gelmesi yüksek ihtimaldir. Erken mücadele saat 14.30'da oynanacak bir mücadelede. 1.38 gibi orandan KG var'ı sizlere önereceğim. Leipzig ile Hertha Berlin mücadelesi. Burada da ondan önce katıl telegram gruplarından bahsetmek istiyorum sizlere. Dünden bahsedeyim öncelikle. Bakın dün ben zaten hatta şuradan göstereyim Bir önceki videoyu izleyenler en son burada kalmıştık Ondan sonra neler yapmışız ondan bahsedeyim Şimdi ben dün Alanya maçındaydım öncelikle Hatta yerimizi aldım stattan canlıya devam şeklinde Alanya maçını canlı olarak izledim İlk gol Alanya Spor olarak bir önerdim zaten Alanya Sporu attı lakin itme vardı Lakin iptal etti Bağattin'di sanırım Bahattin Duran olması lazım hakemde iptal oldu Ondan sonra hop gol Gösterelim Buradan gol geldi zaten. Gol geldiği için telif sanırım kendi çektiğim video. İlk gol Alanya Spor tercihimiz başarılı bir şekilde geldi. Ondan sonra ben dedim ki Alanya maçında baktım Kasımpaşa da pozisyonlara giriyor. Stattayız yani görüyoruz yani bakıyoruz ne yapıyor ne ediyor. Oyunculardan da anlıyoruz hatta güzel bir ortam vardı ambiyans gerçekten güzeldi. Toplam gol 1.5 üst dedim arkadaşlar yani bir gol daha olur dedim. Ya ben Kasımpaşa tarafından bekliyordum çünkü Kasımpaşa o dakikalarda basıyordu. Fakat Davison uzaktan vurduğu golle bir buçuk üstte geldi. Keza editor arkadaşımız da burada Alanya maçına bir buçuk vermiş. Aynı tercihi vermişiz burada. Burada da mesela Real Betis mücadelesine deplasman galibiyeti sürpriz şeklinde 3.60 gibi orandan vermiş. Real Betis bu maçta da galip geldi. Kasımpaşa net kaçırıyor. Gollu Azo ve Alanyaspor Spor 1.5 üstte başarılı şekilde geldi. Sion mücadelesi gelmiş. İlk yarı 0.5 üst demiş. Dakika 14'te vermiş bu mücadeleyi. O gelmiş. Onun dışında Bakalım Roma mücadelesinde ilk kere bir gole girmiş burada Mert arkadaşımız editörümüz yine aynı şekilde. O başarılı. Roma mücadelesinde ben takip ediyordum. sonu 1'e girdim 1.40 gibi orandan. Tekrardan ev sahibi 1.5 üstte girdim 1.52 gibi orandan. Ki iki tane direkten dönen topu vardı Roman'ında. da. bir e, 1 geldi fakat ev sahibi 1.5 üstte gelmedi. Bu şekilde ilerledik zaten dün de. E, e zaten katıldaki arkadaşlarımız biliyordur. Canlı bahislerde gerçekten güzel işler çıkartıyoruz. Sizleri de bekleriz grubumuza. Hemen katıl seviyelerinden bahsettikten sonra devam edeceğim. Telegram grubumuz arkadaşlar. Ana Telegram grubumuz olarak nitelendirdim. Canlı bahislerin genellikle verildiği Telegram grubu burasıdır. Bu da videonun başında sizlere bir tane oran göstermiştim. 7, 6 oranlı bir kuponumuz gelmişti. Burada sadece ben yüksek oranlı tercihler de deniyorum. Yani 7 oran, 10 oran, 20 oran. Bir de 2000, 3000 oranlar deniyoruz. Burada da bu tür maçlar veriliyor. İletişim paketinde ise her şey dahil. iletişim paketinde. Her iki grupta olabiliyorsunuz. Ayrıca da Ayrıca da e, WhatsApp iletişim numaram var. Oradan da iletişime geçebiliyorlar. Yüklü oynayan Bayisçiler diyerekten de geçeyim arkadaşlar. Leipzig ile Hertha Berlin mücadelesi. Leipzig gerçekten çok güzel futbol sergiliyor açıkçası. Hertha Berlin de son iki haftadır güzel gidiyor. Fakat burada ben şunu önemli olarak söylemek istiyorum. Şimdi Hertha Leipzig son maçında berabere kaldı Köln'le. Fakat çok güzel bir mücadele oynadı. Maçın adamı yine aynı şekilde Enkunku oldu. Leipzig'in kendi evinde Kulüp Burucu'da bir mücadelesi var. Düşüneceğim şu arkadaşlar. Şimdi Leipzig burada rotasyona gider mi? Yoksa tam kadrosunu çıkartıp moral bulmak ister mi? Ben ikinci tercihimdeyim. Leipzig bence bu mücadeleyi kazanacak arkadaşlar. Hatta şunu da söyleyeyim. İlk tercihim buydu. Hatta aklımızda kalmasın belirtelim. Ben dedim ki Leipzig burada iki gol atar kazanır diye düşünüyordum. Fakat sonradan dedim ki ya şimdi Şampiyonlar Ligi maçı var. Belki bu ligde kötü gitmeye devam eder. Biraz daha Şampiyonlar Ligi'ne odaklanabilir dedim. Fakat moral bulmak isteyecektir. Güzel bir futbol sergileyeceklerdir diye düşünüyorum. Her tabelinde son haftalarda güzel bir çıkışta onlar da gol bulacaktır veya tek başına Leipzig'te götürebilir. İki tercih arasında kalmıştım. Sizlere burada asıl önerim şurada. 2.5 üst olsun arkadaşlar. 1.45 gibi orandan bu mücadeleyi de 2.5 üstü sizlere öneriyorum. Zenit mücadelesiyle devam edelim. Zenit de kendi evinde mücadele oynayacak. Aynı şekilde Zenit'in de Şampiyonlar Ligi mücadelesi var. Kendi evinde Malmö'ye oynayacak. Keza biraz daha zayıf bir rakiple oynadığını belirteyim. Kendine oranla biraz daha dişli olabilir belki. Fakat o maçta maçın favorisi kendi evinde olduğu için Zenit olacaktır. Zenit bu mücadelede kazanabilir. Sovetov'da son haftalarda iyi bir gidişatı var. 4 haftada 3 tane galip geldi. Fakat yöntemi biraz belli olmuş yani. Okuduğuma kadar, araştırdığıma kadar yani hep aynı yöntemle çıkıyormuş. Zenit'e işleyeceğini de sanmıyorum. Zenit takımında Azmur mesela bu maçta oynar mı? Şöyle ekrandan bakayım. Azmun bu maçta olmayacak sanırım yine aynı şekilde sakatlı şüpheli durumda gözüküyor. Aynen. Serdar Azman bu maçta şüpheli durumda gözüküyor. Olur olmaz. Belli değil. Bu maçta 2-1'lik bir skor beklentim var Zenit tarafına. Ev sahibi 1.5 üstte açmamışlar sanırım. Ev sahibi 2.5 açmışlar. Ben şöyle bir tercihe gittim. Yine oranı gayet güzel. 4.5 altında bir yaparsak Zenit bence kaybetmez diye düşünüyorum. Kendi evinde zaten çok güzel futbol sergileyen bir takım. Ve Malmö öyle bir şampiyonel gibi mücadelesi var. Önem verecektir Malmö maçına da. Burada 4.5 altında bir Zenit galibiyeti bariz gelebilir diye düşünüyorum. Deplasman da dediğim gibi son haftalarda çıkışta fakat Zenit'e sürpriz yapar mı? Ortada bir kalite farkı var sanmıyorum. O yüzden 4.5 altında biri sizlere öneriyorum. Bol şanslar. Adana Demirspor'la Gaziantep mücadelesi. Adana Demir son 2 maçında toplamda 6 tane gol attı arkadaşlar. Güzel bir çıkış elde ettiğini de söyleyebilirim. Ki zaten Balotelli'nin o Beşiktaş maçında yaptığı hareketleri falan zaten gündem oldu. Yani dünyaya gündem oldu. Sadece Türkiye'ye geçin dünyaya gündem olan bir hareketti bence. Gaziantep'te ben beğeniyorum bu Gaziantep'i. Özellikle Muhammed Demir'in milli takımda gerçekten görmek isterim. Yani en Ünal'dan bin kat daha iyi olduğunu da net şekilde söyleyeyim ben sizlere. Başakşehir'le oynadılar. Muhammed Demir mesela en erken golü attı o mücadele. Dakika 12. 9. saniyede gol geldi. Rekorda ondan önce 12. saniyeymiş. 9. saniyede gol attı Muhammed Demir o mücadelede. Ben Gaziantep'te çok fazla pozisyona da girdi yani o maçta. Sagal'ın mesela direkten dönen topu var. Gaziantep pozisyonları girebiliyor açıkçası. Hücumda bence çok fazla sıkıntı çeken bir takım değil. Adana'da kendi evinde moral bulmuşken, bu kadar da dünyaya gündem olmuşken, Balotelli'yi herkes de herkese takımın arkasında durmuşken, yani Balotelli'nin arkasında da tüm takım durmuşken, medya durmuşken yani Adana Demir bu maçta mutlaka ben bir gol bulur diye düşünüyorum. Fakat Gaziantep tarafından da açıkçası bir gol bekliyorum. Bu mücadelelerinde KG var olan 1.68 gibi oran açmışlar. Bence değerlendirilebilir diye düşünüyorum. 1.68 gibi orandan KG varı değerlendirebilirsiniz diyerekten geçeyim bu mücadeleyi de. Gençler Birliği Bolu mücadelesi. Maçlarını seyrettiğim takımlardan iki tanesi arkadaşlar Gençler Birliği ile Bolu. Gençler Birliği'nin son maçını izledim. Samsun'la 2-2 berabere kaldı. Çok muazzam ve ataklı bir maç olduğunu da belirteyim sizlere. Hatta şuradan istatistik anlamına gösterirsem size belki biraz daha iyi olacaktır. Gençler Birliği'nin bakın 24 tane şut çekmiş. Bakın %38 ile topla oynamış. Fakat 24 tane pozisyon 24 tane şut çekmiş. Kaçan net pozisyona bakın. <laughs> 5 tane. 5 tane Gençler Birliği'nden kaçan net pozisyonu var. Burada bol sporla oynayacak arkadaşlar. Gençler Birliği bu mücadelede tempolu bir mücadele olur diye düşünüyorum. Gençler Birliği'nin kadrosu biraz daha iyi Bolu'dan. Fakat Bolu'da da son mücadelesinde golüne girmiştik İstanbul'a karşı. Dakika 90'da Ezehmi attı. Marshall atmıştı aynen. Özellikle Kasongo bakın şu adama dikkat. Bu adamın golü var. Bu adam gerçekten çok istekli ve güzel futbol sergiliyor açıkçası maçlarda. Son maçını izledim dediğim gibi. Güzel bir futbol sergiliyor. Fakat Gençler Birliği mücadelesi de dediğim gibi çok fazla pozisyona giriyor. Tempolu bir mücadele olur. Ve mücadelenin ben 2.5 üste gider diye düşünüyorum. Onun da oranı 1.71 gibi orandan değerlendirebilirsiniz. E, e, olur da Gençler Birliği 3-0 yener. O da bol, Bolo da 3-0 yenebilir. Yani potansiyeli olan takım olduğu için söylüyorum. Güzel bir maç olur. 2,5 üstünde bir sonuç bekliyorum ben bu mücadelede. Geçelim bir diğer mücadelemize. Brentford'la Liverpool mücadelesi. Ya ben bu maçta Liverpool tarafına yönelemedim arkadaşlar. Brentford'a son maçını izlediğiniz zaman ya yani geldiği zaman az çıkıyor, öz çıkıyor ama geldiği zaman adamın ümüğünü sıkıyor yani öyle söyleyeyim ben size. Boğazını sıkıyor, bileklerini kesiyor Brentford takımı. Son maçında da zaten muazzam bir şekilde kazandı. Hatta son maçında kırmızı kart görmesine rağmen Wolverhampton yükleniyordu ki zaten gol bile yemedi yani onu belirteyim. Bu maçta korner'e yöneldim. Bu maçta ben kornerin çıkmasını bekliyorum. 8.5 üst korner düşünüyorum bu mücadelede. Hem Brentford takımı hem Liverpool takımı bolca korner kullanabilir bu mücadelede. O yüzden 8.5 üst korneri sizlere öneriyorum. Liverpool daha baskılı oynayacaktır. Ki Brentford da dikini oynadı, oynadığı zaman da kapatacaktır diye düşünüyorum. Ağırlıklı olarak kanatlardan ortayla özellikle Arnold gibi isimlerle orta açaraktan da korner kazanabilir diye düşünüyorum. Liverpool takımı keza Brentford'da çıktıkları ataklarda korner kazanma şansı gerçekten yüksek. 8.5 üst korneri öneriyorum. 1.38 gibi orandan bol şanslar. Gladbach'la Dortmund mücadelesi. Ya bu mücadeleyi ben kombineme de aldım arkadaşlar. Sizlere önereceğim kombineyi aldım mücadelede. Gladbach'ından bahsedeyim. Son 35 maçının 34 tanesinde kendi evinde gol atmış bakın. Ligde oynadı. Son 35 maçın 34 tanesinde kendi evinde gol atan bir Gladbach takımı var bu mücadelede. Dortmund'da şu an zaten muazzam bir şekilde hücum attığı var. Ki zaten deplasmana gidecek Şampiyonlar Ligi'nde. Ross belki burada ufak tefek bir rotasyona da gidebilir onu da belirteyim. Dortmund tarafından bir rotasyon bekleyebiliriz diye düşünüyorum ben. Fakat Gladbach takımı da yani bu tür maçların takımı olduğunu da hepiniz biliyorsunuz. Yani tüm Bundesliga'yı takip edenler Gladbach'ın bu tür maçlarda ne kadar iyi oynadığını hepiniz bilirsiniz diye düşünüyorum. Ben bu mücadelede her iki takımın da birbirine gol atmasını aldım. İdealden aldım. Kombineme koydum. Yanına da güzel oranlı bir şey koydum. Zamanla ikini üzerine açtım. KG var bence rahat bir şekilde gelebilir diye düşünüyorum bu mücadelede. Skor beklentimi de vereyim. Bu maçta skor beklentimi de vereyim. Daha hiçbir mücadeleyi vermedim. Şurada bulabilirsem. 2-2 bir skor bekliyorum. 9-40 gibi oran var. 9-40. Bu mücadelenin skor beklentim 2-2. İdealden ben kombineme KG var olarak aldım. Sizler de değerlendirmek istiyorsanız. Bu mücadeleyi isteyenler sistemlerine 2-2 koysun. isteyenler de KG var olarak koysun. Bol şanslar diyerekten geçeyim. Ajax'la Groningen mücadelesi. Yine güzel bir mücadele. Ajax son haftalarda bize kazandırıyor. Hatta son iki maçında da her iki yarıyı kazanır şekilde aldık. Kazandık. Yine aynı şekilde burada her iki yarıyı kazanır alacaktım da oranın arttığının farkına vardım ben. 1.40'dan 1.52'ye kadar oran yükseldi. Hatta bakayım 1.53 olmuş hatta. Böyle çok fazla oran yükselirse ben biraz çekiniyorum. Ajax kendi evini oynayacak burada. İkinci yarı belki çok fazla goller gelmeyebilir. Ben ilk yarıdan atacağı golleri değerlendirdim. ne atarsa bal kaymak olur yani bize. İlk yarı 1.5 üstü önerdim. 1.62 gibi orandan burada sizlere değerlendirmeye sunacağım Ajax mücadelesine. Ajax takımının burada atacağı 2 gol veya Groningen'de atarsa yani ilk yerden 2 gol olması benim için kafidir. 1.62 gibi orandan öneriyorum. Değerlendirmek isteyenlere bol şans diyerekten geçeyim. Video çok uzun oluyor çünkü. Genova ile Hellas Verona e mücadelesi. Verona'ya arkadaşlar 2 maç önce Tudor geldi. İlk mücadelesinde Roma'ya karşı bir reaksiyon gösterdi. Verona takımı 3 mağlubiyet alan Verona takımı ki galip de geldi. Son mücadelesinde de 2-0 öne geçmesine rağmen Salern Salernitana'ya karşı onlar da dönmesini bildi. Oradan maçı vermesi biraz kötü oldu. Igor Tudor geldi. Oynadığı 2 maçta toplamda 9 tane gol oldu arkadaşlar. Igor Tudor önderliğinde Verona'nın. Genoa'da hücumda istekli bir takım. Ben Genoa'nın da bu maçta zaten favori de gösterilmiş. Olması da gerekiyor. Genoa kolay kolay kaybetmez fakat Hellas Verona da kaybetmez. Çekişmeli bir mücadele bekliyorum. Bu mücadelede her iki takımın birbirine atacağı gollerle e, konuma da koydum bu mücadeleyi. Zaten göreceksiniz şimdi değerlendirme altına alabilirsiniz. KG var olarak bu mücadeleyi de değerlendirdim. Ekranda kombinörüsini görüyorsunuz arkadaşlar. Sizden ricam videoya güzel seviyelerde attığınız like'lar benim için yeterli. Bu sizlere e, cumartesiye önermiş olduğum tek kombine olsun. Glavva maçına KG var. Genoa maçına KG var şeklinde önerdim. Glavva maçı çok daha barizdir. Ben onun takımına zaten bahsettim. Igor Tudor geldiğinden beri iki maçtır. Maçlarında toplamda 9 tane gol oluyor. Bir tanesi 3-2 bir tanesi 2-2 bitti. Bizim cenab 0-0 bitmezse o maçında ben KG var olmasını bekliyorum. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımıza bol şanslar diliyorum. Videoya like atmayı, abone değilseniz abone olmayı, desteklemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler. Unutmayın bu iddia bir şans oyunudur. Tahminler zaten ortada. Bir elimizden geleni yapıyoruz. Sizler de lütfen elinizden geleni yaparsanız ve çok büyük misliler oynamazsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay. Hepsi gelebilir. Hepsi yatabilir. o bon şanslar.